5. Acı Gerçek. Buzda Yürürken hikayesinin bu bölümü bazı okuyucular için kabul edilemeyecek şiddet sahnelerini içeriyor. Lütfen dikkatli okuyun. Nasılım? Yaklaşık 6 ay önce bizi meraklı gözlerden gizlemek için düşünülmüş bir rotada sisli yolda gece saatinde ilerliyorduk. Gece saat 2 sularında görüş sıfıra düştüğünde hala inatla yola bakıyordum. Çabuk öğrendin. Bu bir gerçek ama hiç zorlanmıyormuşsun gibi yapma. Kamyonetin direksiyonunu tutan parmaklarıma uzandı. Sakin ol, tamam mı? Rick bileğime hafifçe masaj yapınca gerginliğimin bir kısmı gitti. Annem için endişeleniyorum. Her gün daha da kötüye gidiyor. Bu hastalık en iyi insanlara bile acımaz. Ne fark ettim biliyor musun? Ellerini başının arkasına attı ve koltuktan hafifçe aşağı kaydı. Kendinden çok nadiren bahsediyorsun. Her zaman başka insanları konuşuyorsun. Sana bakıyorum ve iyi bir insan görüyorum. Hayatını böyle bir pisliğe bulaştırmak zorunda kaldığın için çok üzgünüm. Bunu annem için yapıyorum. Rick beni cümlenin ortasında kesti. Biliyorum, bundan bahsediyorum zaten. Aniden sustu ve arkasını döndü. Ne oldu? Partnerim gözlerini pencereden ayırmadı ve sorumu görmezden, duymazdan geldi. Bir süre ona dokunmamaya karar verdim. Gece gece boş bir yolda araba kullanmak korkutucuydu. Gücümü toplayarak kötü düşünceleri uzaklaştırdım ve sadece her şeyi nasıl yetiştireceğimi düşünmeye başladım. Birkaç dakika sonra Rick konuştu. Görevimi tamamladığımızda geri zaferle döneceğiz. Dinle Catherine, gerçekten ne istiyorsun? İçini mi dökmeye karar verdi? Ne kadar ilginç. Hiç zengin olmayı düşündün mü? Yeni bir hayata başlamak. Bu mu mutluluk? Evet, para annemi tedavi etmeme yardım edecek. Evet, annem iyileşirse sevinirim ama bundan sonra bana ne olacağını bilmiyorum. Paten seni mutlu ediyordu. Neden geri dönmüyorsun? Korkuyorum. Korku bizi güçlü kılar. Ve sen güçlü bir kızsın Catherine. Bu kadar genç yaşta birçok sorunla başa çıkmana ve pes etmemene hayranım. Ağlamıyor, arkadaşlarına şikayet etmiyor. Kendini toparlayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bence annen seni iyi yetiştirdi. Annemin tavsiyesini hatırlayarak zorla gülümsedim. Rick'in gündeme getirdiği konu oldukça ciddiydi. Ona soru sormadan edemedim. Peki sen ne istiyorsun? Rick ürperdi. Cevabı uzun uzun düşündü. Ne istediğimi biliyorum. Bu konuda bana umut verdin. Gururla doğruldum ve çenemi kaldırdım. Neymiş? İntikam. Gururlanmak için çok erkendi galiba. Ne? Ben? Hayır öyle değil. Kardeşimin ölümünün intikamını almalıyım. Işığın yolu. Rick, neden bahsediyorsun? Seni anlamıyorum. Kardeşin bir çeteye, mafyaya bulaşmış, öldürülmüştü hatırlıyorum. Bunu yapan kişi hapse girmeli. Sen böyle bir intikam almak istiyorsun. Keşke bu kadar basit olsaydı. Ne yazık ki o kişinin tek bir sabıkası bile yok. Ama keşke en ağır cezayı alsaydı. Böyle söyleme, bu doğru değil. Tüm yolculuğumuz ölüm sessizliği içinde geçti. Sohbetimiz iyi gitmedi. Rick'in uzun zamandır içinde sakladığı duyguları yeniden canlanmıştı ve onları canlandıran kişi bendim. Belki de bu yüzden hayatımın sonuna kadar bunun için kendimi suçlayacağım. Beni beklettin canım. Bana yaklaştı. Hatırlayacak çok şeyimiz var değil mi? Beni odanın ortasına iterek kapıyı kilitledi ve sırtını kapıya dayadı. Tıpkı o zamanki gibi. Ama bugün bir şey yapamayacak. Geçen sefer size yetmedi mi? Hiç uslanmayacak mısınız? Neyi hatırlamak istiyorsunuz? Yeterince net değil miydim? Nasıl bittiğini hatırlatayım mı? Peki. Kendime güvenerek yatağa oturdum ve kışkırtıcı bir şekilde gülümsedim. Ben hazırım. Korkular ve duygular içimde bir yerdeydi ama ben tüm görünüşümle durumu kontrol etme konusunda kesin olarak kendime güvendiğimi gösterdim. Bugün tek yönlü bir uçuşum var. Seninle son kez görüşüyoruz. Eski müdürüne veda etmek istemez misin? Hayır, hiç öyle bir arzum yok. Gidebilirsiniz. Kendini beğenmiş bir şekilde gülümsedi ve yaklaştı. Biliyor musun, iyi bir arkadaşım geceyi bu otelde geçirmemi tavsiye etti. Buradaki personelin, özellikle de hizmetçilerin çok verimli olduğundan bahsetti. Son gecelerimi burada geçirmek istedim.
Thompson gözlerini kıstı. Benimle kurallarını sadece kendisinin belirlediği, bildiği bir oyun oynuyor gibiydi. Onun saçmalıklarını çözemeyeceğimi anlayınca pis bir gülümseme takındı ve fısıldadı. Ah Ocean, şimdi nedenini anlıyorum. Ne? Dünyam gözlerimin önünde yıkılıyordu. Her köşede bekleyen felaketler beni uçurumun daha da derinliğine sürüklüyordu. Ve ben ilerledikçe felaketler büyüyordu. Bu Ocean'ın intikamı mı? Geç kaldığım için. Tekrar edin. Arkadaşınız kim? Ocean canım, onu duydun mu? Bilinçsizce gözlerimi odanın içinde gezdirdim. Kendime saklanma yeri arıyordum. Ona anlatmış. Thompson olanları biliyor. Buraya bana şantaj yapmaya ve beni zorlamaya geldi. Tanrım. Olmak üzere olan şeyin farkına vardığım an sırtımdan soğuk terler aktı. Kameralar. Odama girdiğinizi kaydetmiş olmalı. Bunu bana karşı kullanacak. Biliyorum. Kameralar için sağlam bir meblağ vermek zorunda kaldım. Şu an kapalılar. Bana sakın yaklaşmayın. Canım, nedir bu tevazu? Elimi havaya kaldırdım ama o bana hemen engel oldu. Buruşuk parmakları bileğimi kavradı ve kan akışını engelledi. Yavaş yavaş elimin uyuşmaya başladığını hissettim. Her zaman işleri berbat ediyorsun Catherine. Thompson beni kendine doğru çekti ve belime sarıldı. Tüm gücümle ondan kurtulmaya çalıştım ama bu sadece onu kışkırttı. Bir elim bana artık itaat etmiyordu. Diğeri zaten müdürün avcundaydı. Her gün buluşacağımızı anı düşündüm. Geçmişin bedelini nasıl ödeyeceğini düşündüm. Sabırsızlıkla beni ileri itti. Yere düştüm ve şifon yere çarptım. Bel bölgesindeki acı oluştu. Ve kalçam ağrımaya başladı. Thompson anın tadını çıkararak benimle alay etmeye fırsatını kaçırmadı. Seni gördüğümde, bulduğumda veda etmeden gidemedim. Beni omuzlarımdan tuttu ve beni birkaç kez lanet şifon yere çarptı. Gözlerimin önü karardı. Gücüm yavaş yavaş beni terk ediyordu. Ama Thompson'ın yerine gözümün önünde başka birinin yüzü canlandı. Brian, Hoyt, Liz, liseli kızlar. Hoyt ile ilişkin güzelleşti. Güçsüz bir kıza benzemiyorsunuz Bayan Hill. Korkularınızdan kurtulun ve kendinizden ödün vermeyin. Yardım edin. Thompson son anda ağzımı eliyle kapatabildi. Kimse size yardım edemez Catherine. Zaten diptesin. Kolay kolay gün ışığına çıkamazsın. Beni yerden kaldırdı ve yatağa itti. Ama o an odanın kapısı ısrarla çaldı. Gelen kişi agresif bir şekilde kapıyı yumruklamaya başladı ve Thompson panikledi. Paltosunun ceplerini yokladı. O anda dandik kapı sonunu pes etti. Ne oluyor? Şaşkınlıkla gözlerimi kırpıştırdım. Liz bana doğru koşuyordu bile. Catherine, sana dokundu mu? Durumum onu açıkça korkuttu ama kız soğukkanlı bir şekilde beni hemen kendine çekip sakinleştirdi. Kimse kimseye. Brian durumu hemen anladı. Thompson dinlemedi ve bir şey demeden çenesine yumruk attı. Müdür duvara uçtu ama genç adam tek yumrukla yetinmek niyetinde değildi. Neler olduğunu anlayamadım ve sadece Thompson'ın sızlanmasını ve Brian'ın vahşi hırıltısını duydum. Kes şunu, onu öldüreceksin. Bir an için dikkati dağıldı ve genç adam bize döndü. Bu Thompson'a avantaj sağladı. Elini cebine soktu ve aradığı şeyi çıkardı. Brian ona tekrar döndüğü anda müdür biber gazının düğmesine bastı. Ay, gözleri ne kadar kötü oldu. Thompson Brian'ı itti ve odadan kaçtı. Gitti. Sonsuza kadar. Tanrım. Güvende olduğumdan emin olan Liz banyoya koştu. Birkaç saniye sonra ıslak bir havluyla geri geldi ve onu Brian'a uzattı. Al şunu. Bu da senin için. Bir bardak su. Dehşet içinde titriyordum. Az önce ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Thompson Ocean'ı tanıyor. Polise gitmeyeceğimi bildiği için beni incitmekten korkmadı. Neredeyse. Ve bulmaca bir araya gelmeye başladığında şok etkisi de ise yavaş yavaş azaldığında dayanacak gücümün kalmadığını anladım. Yatağımın başlığına yaslandım ve bir bebek gibi kıvrılıp hıçkırıklarımı bastırmaya çalıştım. Gerçekten güçlü olmak istiyordum ama bu her seferinde daha da zorlaşıyordu. Onu bulacağım ve o bunun hesabını verecek. Şimdi değil. Liz yanıma oturdu, bana sarılmaya çalıştı. Tamam, geçti artık. Beni duyuyor musun? Başımı kaldırdı, elleri yüzüme dokundu ve parmaklarıyla gözyaşlarımı sildi. Hayır, geçmedi. Ne yazık ki geçmedi. Daha fazla gizleyemediğim yorgunluktan sesim titriyordu.
Şimdi nasıl hissettiğini anlıyorum ama asıl mesele şu ki güvendesin. Hayatım boyunca bu böyle oldu ve böyle devam edecek. Patene ve normal hayata öylece geri dönemem. Bu beni kurtaramaz. Her gün beni yeni bir engel bekliyor ve er ya da geç bununla baş edemeyeceğim bir an gelecek. Her birimizin kendi engelleri var ama pes edip geleceğine son vermek gerçekten istiyor musun? Kalbimin derinliklerinde Liz'in haklı olduğunu kabul etmek isterdim ama yine de bir şey beni durdurdu. Sonra bacağım haince ağrımaya başladı, acıdan kıvrandım. Ne oldu? Üzerimde herhangi bir yara veya sıyrık olup olmadığını anlamaya çalışarak yakından baktı. Bana uzandı ama ben onu ittim. Haplar komodinin içinde. Lütfen. Hap mı? Liz, istediğini yap. Liz genç adama sert bir bakış attı ama kısa süre sonra pes etti. Komodini açtı ve bir şişe çıkardı. İçeriği incelemeye çalıştı ama hiçbir şey bulamadı ve şişeyi bana uzattı. Avucuma birden birkaç hap döktüm ve bir hareketle hepsini ağzıma attım. Liz tekrar önümde diz çöktü ve gözlerini kıstı. Catherine, bu düşündüğüm şey mi? Doğruyu söyle, sessiz kal, konuyu değiştir. Ağrı kesici. Sakatlandığımdan beri kalçam her ağrıdığında almak zorunda kalıyorum. Liz şaşkınlıkla bana baktı. Sağlığını mahvettiğinin farkında mısın? Neden doktora gitmedin? Ya bu ciddi bir şeyse? Bana ağrı kesici verdiler. Sonrasında ek bir muayeneden geçmem gerekiyordu ancak ücretli olduğu ortaya çıktı. O ara bütün paramız annemin tedavisine gidiyordu. Tedavi gördüğü sırada ben kendi ilaç dozumu bir şekilde alıyordum ve artık muayene olmayı düşünmüyordum. Peki sonrasında bu ilaçlar reçetesiz satılmaz. Sana bunları veren o akıllı kim? Bunu sonra öğreneceğiz. Şimdi polisi aramamız gerekiyor. Hayır. Ona ile verirsem o zaman Ocean ile birlikte ve Ocean beni tuzağa düşürmek ve onunla birlikte hapse atmak için her şeyi yapacak. Buna inanmalarını sağlamalıyım. Bana inanmalarını sağlamalıyım. Lütfen, şimdi olmaz. Şimdi değil, lütfen. Hayatımdaki kötü giden her şeyi düşünerek gayet samimi gözyaşlarına boğuldum ve bu onları etkiledi. Tamam, önce kendine gelmen lazım. Yavaşça sırtımı okşayarak yanıma oturdu. Diğer eliyle hala havluyu gözlerinin üzerinde tutuyordu. Telefonumu arabada unuttum. Gidip alayım. Liz hızla dışarı çıktı. O da endişeli ama kendince. Gözyaşlarımı sildim ve Brian'ın güven hakkındaki sözlerini hatırladım. Bana yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Hikayenin bir kısmını anlatırsam onu polise gitmemeye ikna edebilirim. Brian. Biraz daha yakınına oturup ona iyice yaklaştım. Yardım etmeme izin ver. Sana söylemem gerek. Ay, ilk seçeneği alacaktım. Yanlışlıkla ikinciyi aldım. Elini sıkıca tuttum. Sana güvenebilir miyim? Brian sorumu anlamadan bir kaşını kaldırdı. Bir süre sonra yine de cevap vermeye karar verdi. Sanırım evet. Ne oldu ki? Bu adam bugün gidiyor ve bir daha asla geri dönmeyecek. Brian ayağı fırlamak istedi ama elini sıkıca tutarak bunu yapmasına izin vermedim. Catherine, onu hemen durdurmamız gerekiyor. Beni dinle. Benim hakkımda bir şeyler bilen birini tanıyor. Ne? Genç adam kızarmış gözlerini unutarak havluyu elinden bıraktı. Bana kazık attılar. Korkunç şeylerle suçlanıyorum ama ben hiçbir şey yapmadım. Ama ortaya çıkarsa özgürlüğümden mahrum kalacağım. Bana güven, lütfen, bana güven. Ben asla suç işleyen biri olmadım. Yemin ederim. Brian korktuğunu saklamaya çalıştı ama pek başarılı olamadı. Kulağa nasıl geldiğini biliyorum ama... Bana biraz daha zaman lazım ve ben her şeyi halledeceğim. Bana yardım etmek istediğini biliyorum ama lütfen yapma. Herhangi bir yanlış hareket beni mahveder. Brian gözlerini benden ayırmadan nefesini tuttu. Doğru kelimeleri bulmaya çalıştı ama aklına hiçbir şey gelmedi belli ki. Gözlerini ihtiyatla kıstı. Bana yardımcı olmak için daha fazla ayrıntı duymak istediğini biliyordum ama sonuçlarından korktuğu da aşikardı.
Tamam, sana güvenmeyi tercih edeceğim. Ama sen de bana güveneceksin. Neden bahsediyorsun? Polise gitmeyeceğiz. Elleri yumruk haline geldi. İğrenerek konuştu ama yine de devam etti. Yasaların üstünde olan ve onlara aykırı davranan birine başvuracağım. Hemen telefonunu çıkardı ve bir numarayı çevirdi. Brian dur. Telefondan kaba, acı verecek kadar tanıdık bir ses geldi. Merhaba abi. Kardeşlerin iyi ilişkileri sayesinde Hoyt, müdürün yakalanması için yardımcı olacak. Eğer ilişkimiz senin için hala önemliyse senden bir ricam olacak. Brian kalktı ve konuşmalarını duymayayım diye odadan çıktı. İnanılmaz. Kesinlikle muhatap olmak istemediği birinden yardım istiyor. Onları gerçekten bir araya getirebilir miyim? Fakat Hoyt polise gitmeden nasıl yardım edebilir ki? Giderek daha fazla soru ve sıfır cevap. Brian geri gelene kadar saniyeleri ve ardından dakikaları saydım. Bay Thompson cezalandırılacak. Bu pislik artık seni rahatsız etmeyecek. Ne yaptın? Hoyt onunla ilgilenecek. Yutkundum. Gözümün önünde hoş olmayan bir resim belirdi. Abim devlete başvurmadan işlerini nasıl halledeceğini bilir. Sadece konuşacaklar. Neden bana öyle gelmiyor? Brian cevap vermedi. Bu beni daha da korkuttu. Sonunda konuşmamız hakkında hiçbir şey bilmeyen Liz geri döndü. Bir bakışla Brian'dan sessiz olmasını istedim. O da onayla başını salladı. Bir dakika, burada ne işleri vardı ki? Gençler, buraya neden geldiniz? Gidecektiniz. Sırt çantanı unutmuşsun. Liz işaret parmağıyla sırt çantamı kaldırdı ve yatağa fırlattı. Seni o kurtardı. Eski haline dönmen için 5 dakika yeterli olmuş bakıyorum. Çok fazla acı çekemem ben. Zamanında gelmeselerdi ne olacaktı kim bilir. Ben Brian'a sarılacağım, Liz'e atlayacağım, ikisine de teşekkür edeceğim, sadece teşekkür edeceğim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Liz ile ilişkin düzelleşti. Bir şey söylemeden Liz ve Brian'ı kendime çekip sarıldım. Brian ile ilişkin güzelleşti. Duygulanan ikili beceriksizce beni kucakladı. Geri dönecektim zaten ama çok geç olurdu. Önemli olan senin güvende olman. Kaçağı ne yapacağız? Bunu bana bırak. Ben hallederim, sen karışma. Kız dudaklarını büzdü ve küserek yatağın kenarına çöktü. Arabamdaki beyzbol sopamı bir türlü kullanamıyorum. Liz. Kahkahamı bastıramadım. Brian tekrar bana döndü. Seni yalnız bırakmak istemiyorum ama bazı işlerimi halletmem gerekiyor. Liz. Anladım, kalacağım. Dur, neden? Bence bu iyi bir fikir. Liz teklifi kabul etmene sevindi. Şu anda yalnız kalmak istemiyorum. O zaman Liz sana eşlik edecek. Bence harika zaman geçireceğiz. Sen bizi hep haberdar et. Brian'a veda ettik ve ilk başta başarısız olsak da sohbet etmeye çalıştık. Birkaç saat sonra, ama zamanla dilimiz çözüldü. Ortak arkadaşımıza dair güzel bir konu açıldı. Yani Andrew esasen ailenin yerini mi alıyor? Bana karşı çok iyi. Onun sayesinde dünyada hala iyi insanların olduğuna inandım. Annen öldü. Baban ise sen çocukken gitti. Evet, doğru. Kendine bir metres mi bulmuş? Hayır, ama ailesinden daha çok sevdiği bir şey vardı. Tahmin edeyim. Alkol, madde, kumar. Ah, fena. Gerçi ne diyorum? Annem sevgilisi için babamla beni terk etti. Yani hala seninle dertlerimizi yarıştırabiliriz. Omzumu ovuşturarak esnedim. Sanırım artık toparlanmamız lazım. Zor bir gün geçirdin. Uyumaya ihtiyacın var. Liz örtüleri kaldırdı ve yastığa davetkar bir şekilde vurdu. Yanına yatıp ona döndüm. Uyuyana kadar bekleyeceğim. Ya sonra? Sonra evlenmek istemeyen şerefsiz bir erkek gibi kaçacağım. Yanıma yattı ve tavana baktı. Liz, kal. Benimle oturduğun için teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok değerli. Brian'a göre bu benim işim. Seni dizlerinin üzerinden kaldırmak ve tekrar düşmene engel olmak. Neden kabul ettin? Kollarını göğsünde bağlayan Liz gözlerini kapadı ve derin derin için çekti. Arkamı döndüm, onu dikkatle izledim. Bence hayatın sana şu anda verdiğinden çok daha fazlasını hak ediyorsun.
Her şey o kadar karışık ki buzun altına düşmek çok kolay. Senin böyle bir şey yaşamanı istemiyorum. Bana döndü. Şimdi uyu. Gözlerimi kapatıp yumuşak ve tatlı bir uykuya daldım. Birkaç gün sonra, son zamanlarda biraz içine kapanıksın. İsmini her köşede duymama rağmen. Neden bahsediyorsun? Şaşırdın mı? Millet sıkılıyor. Bu yüzden seni konuşuyorlar işte. Bence bu çok aptalca, çok sıkıcı, ne ilginç. İş arkadaşlarının sana tuhaf tuhaf baktıklarını dışarıdan izlemek de öyle. Eğlenceli geliyor ama bazen bu hararetli tartışmaların nereden geldiğini merak ediyorum. Ama kimse bana bir şey anlatmaz ki, değil mi Naomi? Son zamanlarda ayrıntılarla pek ilgilenmiyorum. Öyle sağdan soldan. Peki. Bu dedikoduları kendi yayıyor zaten. Lanet olsun. Naomi kulağını yokladı. Korkuyla etrafına baktı. Küpemi odada düşürdüm galiba. Hangi odada? Son odada. Yukarı çıkacağım. Bekle. Yukarı ben çıkayım. Sen de o sırada istediğin yeri ara. Zahmet olmaz mı? Hayır olmaz. Kızın minnet dolu sarılması bana kendimi kötü hissettirdi ama ben ona yine de arkadaşça davranmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Bir şey olursa barda olacağım. Asansörü çağırdım ve sabırla gelmesini bekledim. Ama tanıdık yüzü gördüğüm anda sakinliğim beni terk etti. İyi günler. Samimi bir tavırla gülümsedi ve asansörü bekliyormuş gibi yanımda durdu. Geçen sefer konuşmamış mıydık? Kendimi net bir şekilde ifade ettiğimi sanıyordum. Dünya sizin etrafınızda dönmüyor Bayan Hill. Nedense bu otelde yapmaya karar verdikleri bir iş toplantısına geldim. İnanması zor olacak ama bu tür önceden planlanmamış toplantılardan ben de pek haz etmiyorum. Size olanları duydum. Çok üzüldüm. Hiçbir duygu göstermeden gururla çenemi kaldırdım. Bunu geçmişte bırakalım. Brian ile ben o herifin ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Ne şekilde? Hoyt'un gözlerine öfkeyle bakarak hızla ona döndüm. Brian sizin ne tür bir insan olduğunuzu anlattı. Başka bir karanlık hikayeye bulaşmak istemem. Hareket etmedi ama söylediklerimden rahatsız olmaya başladığını hissettim. Brian size anlatmaya tenezzül etmemiş madem, benim anlatmam kabalık olur. Brian ve Hoyt'un ilişkisi güçleniyor. Siz zalim bir insansınız. Beni yargılamaya hakkınız yok Bayan Hill. İhtiyacınız olan bilgiye sahip değilsiniz ama buna rağmen bana kabalık edebiliyorsunuz. Ben de aziz olmayabilirim ama asla genç bir kızı taciz eden birinin seviyesine düşmem. Yöntemlerim yasal olmayabilir ama adildir. Umarım bu kelimeye aşinasınızdır. İstemsizce gözlerimi devirdim ve o anda asansör kapıları açıldı. Buyurun. Kaçıncı kat? Son. Benim de. Kapı kapandı ve asansör yukarı çıktı. Başka bir iş bulmaya çalıştınız mı? Doğrudan sorulan bu soru beni şaşırttı. Denemek isterdim. Hoş ile ilişkiniz güzelleşti. Aslında kendimi farklı alanlarda denemeyi hayal ediyordum. Ama ne yazık ki şimdiki şartlarla yetinmek zorundayım. Hayatın sert ve tatsız gerçeği. Asansör katlar arasında geçerken aniden... Ne oluyor? Hoş kıkırdayarak düğmelerin yanındaki duvara yaslandı. Asansörde kaldık galiba. Olamaz. Bu asansör asla bozulmaz. Onu ittim ve kapıya koştum. Üzerine vurdum. Yardım çağırmaya çalıştım ama nafile. Böyle bir otelden daha fazlasını beklerdim. Bu daha önce olmadı. Tamam mı? Görünüşe göre ciddi bir şey. Kahraman kesilip kapıları en azından biraz açmaya çalıştım. Çok şirin görünüyor. Bir ağaç gibi dikilmek yerine yardım etseydiniz keşke. Neden işe yaramayacak bir şey yapmaya çalışalım ki? Asansör düzenli olarak kullanılmaktadır. Eminim birkaç dakika daha ve tamire gelecekler. Çıkmaya çalışmaktan vazgeçtim ve adamı dinledim. Geri çekildim ve sırtımı soğuk duvara yasladım. Ortak alan paylaşmak zorunda kaldığımıza göre sohbet mi etsek? Konuşacak bir şeyimiz var mı? Sizce yok mu?
Örneğin eski bir patenci neden otel hizmetçisi olarak çalışmakla zamanını boşa harcıyor? İnanılmaz. Bu konuyu tartışmayacağım. Bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Neden umrunuzda ki? Biliyor musunuz? Hakkımda benden bile daha çok şey bildiğinizden eminim. Muhtemelen zaten gerekli araştırmaları yaptınız, detayları öğrendiniz vesaire. Hayır, ben öyle bir şey yapmadım. Paten olayını halka açık kaynaklardan öğrendim. Avantajlarımdan yararlanmadan sizi tanımak istedim. O için sözleri bana bir şey hatırlattı. Sizi daha yakından tanımak istiyorum. Beni içten içe kemiren dalga yenilenmiş bir güçle üzerime yuvarlandı. Kalbimin daha hızlı attığını hissettim ve gergin bir şekilde yutkundum. İçimde tüm duygularıma üstün gelen tek bir duygu vardı. Korku. Göğsüm düzensizce inip çıkıyordu. Nefes almam zorlaştı. Neyiniz var? Hoş bana tuhaf tuhaf baktı ama ben bunu fark etmedim. Klostrofobik olduğunuzu söylemeyin. Hayır, ben... Arkadaşınız kim? Ocean canım, onu duydun mu? Kanatarak dudağımı ısırdım. Dışarıdan muhtemelen korkutucu görünüyordu. Ama Hoş soğukkanlılığını korudu. Bana doğru yürüdü ve çenemi kaldırıp göz bebeklerimi inceledi. Panik atak. Bayan Hill, bana bakın. Bana bakmanızı istiyorum. Asansör daha da fazla basmaya başladı. Yeterli hava yoktu ve başım dönmeye başladı. Bana konsantre olun. Avuçları elmacık kemiklerimin üzerinden geçerek omuzlarıma indi. İlk buluşmamızı hatırlıyor musunuz? Bana ondan bahsedin. Ben, bu, gözlerime bakın. Bileklerimi tuttu ve kollarını tutmamı sağladı. Hatırlayın ve sıkın. Parmaklarım ceketine tutundu. O buluşmadan ne hatırlıyorsunuz? Gözleri, sesi, atmosferi. Hoş'un ilgisini çektin. Şaşırdı ama bana yönlendirici sorular sormaya devam etti. Lütfen tarif edin. Rahat görünmeye çalışıyordunuz, neşeli davranmaya. Ama içinizde dayanılmaz bir gerginlik ve hatta acı vardı. Saklamaya çalışmanıza rağmen endişeliydiniz. Hoş sustuğu anda istemsizce geçmişe gidiyordum ve bu beni daha da kötü hissettiriyordu. Kontrolü yeniden kazanmaya çalışırken gözlerimi kapattım. Ruhumdaki ağırlık dışarı sıçradı. Kendine bastır, elini tut. Belki kişisel sınırlarınızı ihlal edeceğim. Hoş nazikçe yüzüme uzandı, dağılmış saçlarımı düzeltti. Ama yardım etmek istiyorum. Hoş ile ilişkin güzelleşti. Benden korkmayın, sizi incitmek ya da size acı vermek istemiyorum. Sesimi dinleyin, tamam mı? Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. İsteğini itaatkar bir şekilde yerine getirdim. Şimdi gözlerinizi açın ve sadece bana bakın. Yanınızdayım, yalnız değilsiniz. Sizi bırakmayacağım, yanınızda olacağım, söz veriyorum. Benim için zordu ama ikimiz dışında olan her şeyi görmezden gelmeye çalıştım. Sadece o ve ben vardık. Başınıza ne gelirse gelsin bitmiştir artık. Artık buradasınız, benimlesiniz. Kimsenin sizi incitmesine izin vermeyeceğim. Sözleri bana hipnotik bir etki yaptı. Korku gitmedi ama içimdeki güven duygusu güçlendi. Gelin buraya. Beni kendine çekti ve göğsüne sımsıkı bastırdı. Ellerimi tuttu ve beline koydu. İyi şeyleri düşünün. Sakin olun ve benimle beraber nefes alın. Genç adam doğruldu. Ben onun göğsünün hizasındaydım. Kalbinin ritmini kulağımın altında duydum. Benimle beraber nefes alın. Nefes alın ve verin. Baş döndürücü kokusu kadifemsi seti, beni koruyan sıcak kolları, kendimi güvende hissettim. Biraz geri çekildi. Hoş yavaş yavaş kendime geldiğimi fark etti. Elleriyle yüzümü tutup kaldırdı. Adam gözlerini kapatarak alnı yine alnıma dokundu. Ay, ben burada bu adamın saçını falan ve gözlerini beğenmedim. Catherine'i de benzetemedim gerçi. Benimlesiniz, güvendesiniz. Gözlerimizi açtık ve aramızda milimetreler olduğunu fark ettik.
Ama ne o ne de ben geri adım atmadık. İyi misiniz? Evet. Bir şey tıklandı ve asansör tekrar çalışmaya başlayıp aşağı indi. Kapılar açıldığında kendimize geldik ve sıçrayarak birbirimizden uzaklaştık. Affedersiniz. Ne teşekkür etme ne de veda etme zahmetine girmeden asansörden dışarı fırladım. Sonunda soluklandığımda aklımdan peş peşe bir sürü soru geçti. Tanrım, bu neydi böyle? Asansör neden çalışmadı? Bana ne oldu? Ve en önemlisi Hoyç ile benim aramda ne oldu? Arkamı döndüm ama etrafta kimse yoktu. Telefonum çalınca ekrana bakmadan cevap verdim. Efendim? Ah, aradığım için pek mutlu değilsin galiba. Liz, affedersin. Bugün işler çok yoğundu. Bu yüzden sinirlerim bozuk. Ne oldu? Yarın nereye gideceğimizi hatırlıyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Hayır, sadece Brian'ın muayene için para ödemeye karar vermesi konusunda rahat değilim ve... Ve filan yok Catherine. Brian yarın öğlen seni alacak ve hastaneye gideceğiz. Sana neler olduğunu öğreneceğiz. Belki de cerrahi müdahale gerekiyordur. Bir bu eksikti. İyi olduğundan emin misin? Evet. Şekerim, neden bu kadar uzun sürdü? Liz, kusura bakma, gitmek zorundayım. Yarın görüşürüz. Aramayı kapattıktan sonra Naomi'ye baktım. Evet, buldun mu? Az önce asansörde olanları biriyle paylaşmam gerekiyordu. Naomi'ye bir kez daha güvenmeye karar vererek onu bir kenara çektim ve heyecanla olanları anlattım. Ay, akıllanmazsın Catherine. Ağzını açarak anlattıklarımı sünger gibi emdi ve hatta bir şeyler tavsiye etmeye çalıştı. Ama mantıklı bir şey bulamadan konuyu çabucak kapattık ve kalan işlerimizi bitirdik. Yarın ne giymeliyim? Bahar kombini. Moda kombini. Denim kombin. Oldu. Yatağa çökerek boşluğa baktım. Burada gerçekleşen tüm güzel olayları tamamen bastıran kötü anılara daldım. Başka bir şey, bir yere ışınlanmak ve yaşadığım her şeyi unutmak, geleceği düşünmemek istedim. Hava güzeldi. Parlak güneş gözlerimi kamaştırıyordu. Otelin girişine kırmızı bir araba yaklaştı ve içinden mutlu bir yün bulutu fırladı. Biraz daha ve beni yere serecekti ama onu ön patilerinden tutmayı başardım. Hey dostum, ne zamandır görüşmüyoruz? Sam'in ardından sahibi çıktı. Selam. Nasılsın? Biraz daha iyi. Siz? Gördüğün gibi özlemişiz. Bizimle mi geliyor? Evet, evde kalmayı kesinlikle reddetti. Hastaneye girmeyecek tabii ki. Arabada oturmak zorunda kalacak. Olsun, gölgede dururuz. Neyse ki böyle bir kızla beraber arabaya binecek. Liz bizi orada bekliyor. O yüzden acele etsek iyi olur. Katılıyorum. Onu kızdırmayalım en iyisi. Brian benim için kapıyı açtı ve Sam ile ikimiz arka koltuğa oturduk. Köpek hemen rahat bir pozisyon aldı ve kafasını kucağıma koydu. Hadi gidelim. Hızlı bir şekilde şehirdeki özel kliniklerden birine varmış olduk. Brian motoru kapattı ve arabadan indi. Hemen geleceğiz. Sıkılma. Sam kimseyi aldırmadan sessizce horluyordu. Brian kapıyı olabildiğince sessizce açmaya çalıştı ve beni dışarı çıkardı. Arabayı kapattı ve hastaneye girdik. Sonunda, kayıttan 5 dakika önce, her zaman memnuniyetsiz, zamanında geldik ki. Liz beni omuzlarımdan tuttu, tepeden tırnağa inceledi. Hazır mısın? Elbette, çoktan hazırım. Başta buna karşıydım, başka seçeneğim var mıydı? Yardımınız için çok teşekkür ederim. Umarım bu durumu düzeltebiliriz. Uyluğuma dokunup nazikçe masaj yaptım. Ciddi bir şey olmadığına eminim ama kontrol etmek şart. Bayan Hill. Evet benim. Geçelim. Doktor ofisinin önünden geçti. İçeri. Direkt röntgene galiba. Tereddüt içinde doktoru takip ettim.
Ben doktorla yalnız kaldığımda adamlar kapının dışında bekliyorlardı. Mücevherlerimizi çıkarıyoruz. Tüm metal nesneleri, telefonu, bana hiç güven vermeyen bir yere uzanmam için işaret verdi. Uzun zamandır bunu yaşamadım. İşlem sadece birkaç dakika sürdü. Sonuç için biraz bekledik. Doktor sessiz ve ciddiydi. Bu bir yandan öfkeye değerdi ancak diğer yandan oldukça korkutucuydu. Sonuç hazır olduğunda odasından dışarı baktı ve bizi içeri davet etti. Size uzun süre işkence edip entrika yaratmayacağım. Çünkü hastamız gayet iyi. Liz ve Brian ne kadar sevindiklerini hemen belli ettiler ama ben onlar kadar sevinçli değildim. Yani doktor filmi görebilmemiz için onu ışığa tuttu. Gördüğünüz gibi kırık, çatlak veya başka bir yaralanma yok. Daha önce böyle bir şey yaşadıysanız başarılı bir şekilde iyileşmişsiniz. Ama bu mümkün değil. Sürekli olarak uyluğumdaki ağrıdan rahatsız oluyorum. Bir sorun vardı. Bunun bir açıklaması var. O halde öğrenelim, açıklayın. Çünkü size inanmıyorum. Gayet iyi olduğuma inanmıyorum. Önemli olan yarışma sırasında sakatlandığınızı öğrendim. Ve ondan sonra uzun bir süre birbiri ardına krizler yaşayıp depresyona girdiğinizi, fiziksel travmanız psikolojik bir travmaya dönüşmüş. Hayır. Yani travmanız bedeninizde değil kafanızda ve kendiniz de bunu kabul edip çabalamazsanız eğer bu durum sizin sağlığınızı etkilemeye devam edecek. Psikologdan terapi almanızı tavsiye edeceğim. Hayır. Catherine. Liz. Sonra dehşetle bakarak geri sıçradım. Seni yalnız bırakayım. Adam dışarı çıktı. Catherine, bir sorun yok. Bir sorun var Brian. Bunca zaman buza dönmekten korkarak sağlığımı mahvediyormuşum ve kaybedebileceğim her şeyi kaybetmişim. Hepsi boşu boşuna, anlıyor musun? Ben bağımlıyım. Aslında ihtiyaç duymadığım o lanet hapların bağımlısıyım. Yıllarımı kaybettim. Masadan röntgen filmini kaptım ve en azından bir şey bulmayı umarak ona baktım. Ama görünüşe göre tamamen sağlıklıyım. Daha fazlasını görmek istemeyerek filmi öfkeyle masaya fırlattım. Ya siz? Neden şaşırmadınız? Arkadaşlarım yere bakıyorlardı ve o an jeton düştü. Biliyor muydunuz? Öyle mi? Bazı tahminlerimiz vardı ama emin olmaya karar verdik. Catherine, birçok insan benzer durumlar yaşıyor. Yeter. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Çantamı kaparak arkama bakmadan odadan fırladım. Arkadaşlarım bana ayak uydurup peşimden gelmediler. Sokağa çıktım ve otoparka doğru yürüdüm. Brian'ın arabasına kadar gittim ve Sam'e baktım. Uyanmıştı ve birisinin onun için geleceğini umarak acıklı acıklı pencereden dışarı bakıyordu. Arabanın camına dokundum ve o da bana aynı hareketle cevap verdi. Üzülme yavrum, sahibin yakında gelecek. Sam'e gülümsedim ve onunla vedalaştım. Ardından otele dönüş anını ertelemeye çalışarak şehir merkezine yürüyerek gittim. Akşama kadar sokaklarda dolaşıp doktorun dediklerini sindirmeye çalıştım. İnanamıyorum. Saatime baktığımda patenin kapanmasına az bir zaman kaldığını fark ettim. Sadece görsem yeter. Seni yalnız bırakacağım, tamam mı? Evet elbet. Evet, teşekkürler. Omzumu sıvazladı ve istemeye istemeye gitti. Duvara yaslandım ve etrafa baktım. Buz pateni kapanmaya hazırlanıyordu ve tam böyle anlarda onu ziyaret etmeyi severdim. Buz tekrar nefes almama yardımcı oluyor, gelecekte beni bekleyen iyi şeyler için bana umut veriyordu. Annem yünlü battaniyeye sarılmış kanepede yatıyordu. Durumu kritikti ancak hastaneye yatmayı kesinlikle reddediyordu. Hiçbir şeyin ona yardım etmeyeceğini anladığı için son günlerini evde benim yanımda geçirmeye karar vermişti. Annem bir tür sorunum olduğunu hissediyordu. Yemek yemiyor ve uyumuyordum. Sadece sürekli onun yanındaydım ve neredeyse hep sessizdim. Bu davranışımın sebebini bulmaya çalışsa da durumu ya inkar ettim ya da tamamen duymazdan geliyordum. Yere çöküp annemin elini tuttum. Uykuya dalmasını izledim. Seni özleyeceğim. Her şey güzel olacak. Beni affet. Annem gözlerini açtı ve kaşlarını çattı. Seni neden affedeyim? Başaramadığım için sana yardım edemedim.
Annem uzun zamandır ilk kez gülümsedi, gücünü toplayıp bana uzandı. Yavaşça saçlarımı okşadı. Kendini suçlama, sen güçlü bir kızsın ve ben seninle gurur duyuyorum. Senden bir ricam olacak. Ne? Sahip olduğum her şey sana miras kalacak. Anne, sana verebileceğim en değerli şey odamdaki kitap koleksiyonumuz. Bir gün onlara sıra gelecek. Ve sana her şeyden önce Uğultulu Tepeleri okumanı tavsiye etmek istiyorum. Neden özellikle bu kitap? Bu en sevdiğim kitap canım. Hey, burada başka kimse var mı? Gözlerimi açtım ve hızla sese döndüm. Genç adam yüzüme bakarak yanıma geldi. Şarjım azalmış. Ah, kimler varmış? Evet, daha önce tanışma fırsatımız olmadı. Buz kraliçesinin ta kendisi. Ah, her şeyden haberin var galiba. İlk gördüğümde sen olduğuna inanamadım. Sen beni duydun mu peki? Bir şeyler duydum. Evet, çok iyi şeyler duydum. Bir şey duymadım. Tate ile ilişkin güzelleşti. Şu anda en iyi patencilerden biri olarak biliniyorsun. Buza adım attığın ve birkaç hareket yaptığın anda buna ben de katıldım. Anlaman için birkaç hareket yeterli mi olmuş? Şahsen evet. Tate mütevazi bir şekilde gülümsedi. Sözlerim onu mutlu etmişti. Elena bana konuşmanızdan bahsetti. Gerçekten mi? Bir şey ekleyebilir miyim? Yürü. Geçmişte birçok kişi için rol modeldin. Genç yaşına rağmen buz üzerinde mucizeler yaratıyordun. Ortadan kaybolduğunda o insanlar örnek aldıkları yıldızı kaybetmiş oldular. İnsanın işine duyduğu o büyük sevgi bile ait olduğu yerde onu tutamayacağını düşündüler. Seni anlamaya çalıştım ve piste tekrar görene kadar anladığımı düşünüyordum. Geri dönmeye karar verdiysen bunu layıkıyla yap ve bir daha yolundan sapma. Tate omuz silkti ve arkasını döndü. Tate, söz veriyorum. İçtenlikle gülümsedi ve veda etti. Sana güveniyorum. Alo. Selam, yeni parti geldiğini haber vereceğimi yazmıştım. Çantamın cebinde hala yarısına kadar dolu olan eski şişemi aradım. Ne zaman geliyorsun? Elimdeki şişeyi oynatıp uzun uzun düşündüm. Daha fazla hap almayacağım Peter. Çok teşekkürler ama artık onlara ihtiyacım yok. Ama... Telefonu kapattım ve tuvalete gittim. Orada şişeyi açıp içindeki tüm hapları tuvalete döktüm. Yeter bu kadar. Beni mahveden şeyi hayatımdan çıkararak sifon düğmesine bastım. Bununla kendim başa çıkacağım. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere arkadaşlar.